Alo, herkese tekrar merhaba. Evet, bugün Declutter serimizin son yerine geldik diyeyim. Artık 3. kabımı da halledeceğim ve ondan sonra bir önceki videoda görmüş olduğunuz bu tabak dizme şeylerini, hani farlarımı dizmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum olacak mı? Videonun sonuna doğru da onları görebilirsiniz. O zaman hemen en alttaki 3. katmanımıza bakalım. Ve orada daha çok böyle Jeffree Star'ların büyük paletlerim, çok beğendiğim ama az kullandığım paletler var diye özetleyebilirim. Büyük ihtimalle oradan hiçbir şey çıkmayacak. Çünkü yani ciddi ciddi koleksiyon diye gördüğüm parçalar. O zaman tamamdır. Haydi sırayla başlayalım. Sırayla dediğim hiçbir sırası yok yani. Neyse, ilk olarak göstermek istediğim Too Faced'in klasik Chocolate Bar paleti. Bence bu yani makyaj dünyasında kült ürünlerden biri oldu. Şuradaki maalesef ki düştü ve koptu. Ama onun haricinde hani olduğu gibi natürel renklerden oluşan çok ama çok tatlı bir başlangıç paleti şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu Too Faced yenisini çıkartacak. Hani böyle benzer renkler ama hani yenilenmiş gibi bir şey. Eğer istiyorsanız ona da bir göz atabilirsiniz. Galiba bir önceki Makyaj Magazine videomda da ondan bahsetmiştim ama yani buradaki renklerin de güzelliğini anlatamam size. En çok kullandığım şu ikisiydi. Hatta şurada çok güzel böyle hakide bir rengimiz var. Hemen size göstereyim. Göstermezsem olmaz. Bunun kullanma tarihi, haki dedim de, neyse. Ya biliyorsunuz bu sıralar bu renklere taktım. Ya sadece şu ikisini sürün çıkın, mükemmel bir kombinasyon, herkese yakışacak bir kombinasyon. Ya bu paletin asla eskiyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ne çok sıcak renkler, ne çok soğuk renkler, tam ortada mükemmel bir palet. Ve onun kardeşi olan Sweet Peach paleti. İlk defa sıcak renklerle tanıştığımız bir palet olabilir bu da. Ve benim ilk aşık olduğum işte bu Candy Peach isimli olan renk. Tabii ki de beni biliyorsanız bu rengin de nasıl bir renk olduğunu biliyorsunuzdur. Şöyle hafifçe göstereyim de yani pembeli ve içinde altın renkli simlerin olduğu ilk defa gördüğüm o palet. Bunda da yine çok güzel yeşil var ki bu sene çok moda biliyorsunuz bu ton yeşil. Şöyle göstereyim. Olduğu gibi bunu sürün ve çıkın. Her renkteki göze de çok yakışacaktır. Yine çok ama çok başarılı bir palet. Yani 20 sene sonra bile bu paletler benimle burada duracak. Birlikte çürüyeceğiz diye düşünüyorum. Hiçbir yere gitmeyecek. Ve yine kült bir ürün. Naked 2 paleti. Naked 1'e hiçbir zaman sahip olamadım. Çünkü şöyle bir şey var. Hani ben bunu aldığımda da Naked 1 bayağı popülerdi. Bu sırada şöyle renklerine bakalım. Bakın o kadar çok kullandım ki görüyor musunuz? Şunlar hani artık kendini bırakıyor. Neyse. Yani Naked 1'e bilmiyorum. Pek benlik değildi. Ama Naked 2 çıktıktan sonra dayanamadım ve aldım. Yani gördüğünüz gibi bayağı kullanılmış bir palet. Ve bununla gerçekten mesela bir yere gideceğiz. 10 kişiye falan makyaj yapıyordum. Herkesin makyajını bununla yapıyordum. Bu da böyle çok güzel kült ürünlerimizden biri. Yakında bu da kalmaz. Bunu da gönderirler. Öyle Naked 1'i bir gönderdiler. Hani artık kaldırıyoruz seriden dediler. Sonra yenileyip tekrar çıkardılar. Buna da aynı şeyi yapabilirler. Ve bir başka ürünüm Revolution'ın bu Flawless 3 paleti. Kendinizi görebilirsiniz oradan. Bu da böyle zamanında bayağı kullandığım. Bakar mısınız hani şunda artık şeye pana gelmişim. Bence panların boyutu gayet ideal. Hani bu kadar fazla renk olan bir palet için. Çünkü hani bu biterse bu biterse bir başkası. Hani hep bütün renklerin bir alternatifi var. Ve bu paleti de zamanında Modern Rönesans'ın dupe olarak çok gösterdim. Bildiğiniz 2-3 sene öncesine ait bununla ilgili de böyle karşılaştırmalı videolar var. Yine çok güzel. Bütün doğal tonların bulunduğu ve eğer isterseniz yine herkese yakışabilecek böyle güvenli renklerin olduğu bir palet. Ya zamanında bayağı uygundu ama şu anda hiçbir şey uygun olmadığı için yani diyebileceğim bir şey yok. Ha bunu ne yapsam ya? Bunu bence kullanmadıklarımın yani vermeyeceğim tabii ki de. Zaten verilme süresini çoktan geçti. Hani size böyle bir şey vermem. Ama yani kullanıyor muyum da
pek kullanmıyorum. Hani Modern Renaissance veya Wet n Wild'ın o palet, Rose in the Air paleti daha çok elime geliyor gibi. Yani onlar varken bir üçüncü dupa daha şu anda gerek yok diye düşünüyorum. Ve bir başka paletim. Nars'ın bu. Ne Narcissist paleti. Bunu var ya hiç kullanmadım. Vermeye de kıyamadım. Artık bununla ayrılsak mı, ne diyorsunuz? Neden kıyamadım? Sırf şuradaki gri yüzünden, başka hiçbir sebebi yok. Yani böyle bir gri hiçbir paletimde yok diye düşünüyorum. Şuraya da çok güzel tırnağım gelmiş. Neyse. Hadi bunu siz karar verin. Bu gitsin mi, kalsın mı? Ya yani bunu da bence ayırayım. Ya bende tutmanın hiçbir manası yok. Gerçekten hiç, ama hiç kullanmadım. Ve bir başka paletim. Ah, çok sevdiğim bir palet. Tarte'ın Tarteist Pro paleti. Bu palette yani. Tarte'ın bütün paletlerini çok seviyorum. Formüllerini çok seviyorum. Ve böyle çok güzel sıcak renklerin olduğu, hani şöyle sıra sıra herkesin her türlü makyaj yapabileceği bir palet. Sim istiyorsanız da yanlarına uygun şekilde simler de konmuş. Ve güzel düzenlemişler. Mesela burada daha sıcak tonlar var. Burada daha mauve denilen renkler, işte pembeler ve daha natürel bir renk diyeyim. Soğuk bir kahve denmez de daha natürel renklerin olduğu. Yine böyle masanızda dursa her gün kullanabileceğiniz bir palet. Bence herkeste olmalı. Bunu da Naked'lar gibi görüyorum. Hani kült ürünlerden biri. Asıl kült ürün, şöyle söyleyeyim, Tarte'ın bu Tartelet paleti. Yani ilk çıkan daha soğuk ve natürel tonlardan oluşan. Ah ah, bunu da zamanında az kullanmadım. Çok ama çok sevdiğim bir palet. Ve bu Tarte'ların çok garip bir kokusu var ve bayağı hoşuma gidiyor. Neyse yani. Bunu da asla ama asla vermeyeceğim. Ve buna o kadar zor sahip oldum ki. Böyle saçma sapan yurt dışına giden birilerini buldum vesaire bilmem ne. Ve garip bir para vererek onu almıştım. O yüzden bizimle. Ve bir başka ürünüm da daha. Double Duty Beauty diye yine Tarte'dan bir palet. Böyle eğlenceli sıcak renklerin olduğu güzel bir bronzerımız, highlighterımız. Böyle yukarıda simli renkler, aşağıda da mat renklerin olduğu günlük kullanılabilecek bir palet. Ya bununla o kadar aradayım ki çok beğeniyorum. Ama vermeyi de kıyamam. O yüzden bu böyle kenarda dursun. Ve bir başka paletim daha Iconic London'dan böyle kocaman bir palet. Day to Slay isimli. Böyle çok tatlı, yine doğal renklerin olduğu bir palet. Hani pek, ne diyeyim, değişmiyor ama bakın mesela şuradaki, ne denir, yavru ağzı mı, kavun içi mi, böyle bir renk daha görmedim mesela. Bu tarz böyle ara tonları çok seviyorum ve bunda da o şekilde çok fazla ara ton var. Mesela şu iki renkte çok değişik renkler. O yüzden bunu aslında referans olarak tutuyorum. O yüzden referans tarafımı alayım şöyle. İyi, böylece kutularımızı da boşaltmış olduk. Ay, umarım bu kullandıklarım sığar ama. Neyse. Ve Dominique Cosmetics'in Celestial Thunder isimli, ama bu küçük olan paleti. Bu şekilde eğlenceli ve yine farklı renklerin olduğu bir palet. Aa, aslında burada varmış gri. Hey, o zaman Nars'ı gönderebiliriz. Nars'ın fotoğrafını çekeyim de dolaba koyayım bari. Böyle güzel, eğlenceli, pigmentasyonun da başarılı olduğu bir palet. Zaten Christian Dominic şey, yani meşhur bir YouTuber. Ondan sonra kendi markasını çıkardı. Ve Amerika'da Sephora'larda da satılıyor. Çok ama çok başarılı bir palet. Ya o zaman Jeffree'lere mi geldik? Hadi Jeffree'lere gelelim. Yalan. İlk Jeffree Star paletim bu değil. İlk Jeffree Star paletim Jeffree Star'ın ilk paleti. Neyse, ama bu Blood Sugar palete, hani almak için ölüp bitmiş olduğum zamanda bir palet. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir şey ve üzeri sanki deri kaplı gibi. Ve böyle pıt pıt şeklinde açılıyor. Kırmızıları ne kadar çok sevdiğim biliyorsunuz. Olduğu gibi hani kırmızının bütün tonlarını bulabileceğim bir renk. Ama bu sizi şaşırtmasın. Mesela şu üst kısmı, yani her şeyi kapayıp şu üste baktığınızda da bildiğiniz gelin makyajı, düğün makyajı bile yapabilirsiniz. O kadar güzel, doğal, böyle spesifik renkler var. Ve burada da burada da gri varmış ya, değişik bir gri. Buna da bakayım. Evet, ben o Nars'ı göndereyim.
pek gri denmez. Hani daha pembe alt tonlu. Hani bu mauve denilen renk. Ama bu böyle çok güzel bir paletim. Tabii ki de bizimle. Ondan sonra ise ilk Jeffree Star paletimi göstereyim. Bu biraz üzücü. Bunu da Jeffree Star daha yeni böyle 1-2 ay önce yeniledi. Beauty Killer paletinin updated versiyonu şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bu palete bir müdahale etmem lazım. Ve evet, her yerim şimdiden şey oldu. Şuradaki renk ta ilk gün kırıldı. Ve bu zamana kadar idare ettim bu şekilde. Ama yani artık idare edemeyeceğim. Şunun hepsini boşaltayım. Onun haricinde ama çok ama çok güzel renklerin olduğu, çok farklı renklerin seçildiği aslında. Mesela şuradaki renk mükemmel bir geçiş rengi, mükemmel bir baz. Hani hepsini teker teker sür ve çık ve panlarının büyüklüğü. Yani Jeffree Star zamanında boşuna Jeffree Star olmadı. Gerçekten güzel düşünerek yapmış olduğu bir palet. Bu sırada bunu dökecek çöp arıyorum. Ve bunu yani updateleyip niye o kadar iğrenç renkler seçti? Hiç ama hiçbir fikrim yok. Fotoğrafını bulursam size koyarım. Hani bu mu o mu diye. Bence 1500 defa kesinlikle bu. Ama bildiğim kadarıyla bu da artık satılmayacak. Ya öyle biliyorum. Benim burası böyle makyaj mezarlığına dönmemiş mi? Hani resmen nesli tükenmiş olan ürünler şeyi. Aslında öyle de ayrı bir yer yapmam lazım. Nesli tükenenler falan. Tam bir makyaj tarihçesi. Evet, bir başka Jeffree Star'ım da Jawbreaker paleti. Yine bunu da o kadar hevesle aldım ki ve yani kullandığımda kimse kullanmadığımı söyleyemez. Hatta bir ara nasıl bir manyaklıktır. Project Pen'imdeydi galiba geçen sene. Ama eğer herhangi bir canlı renk istiyorsanız, pastel renkler istiyorsanız hepsinin bulunduğu yani tek bir palet. Pigmentasyona zaten diyecek bir şey yok. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani bu kadar değişik rengin bir arada olduğu ve pigmentasyonu da bu kadar iyi olduğu bir palet daha görmedim. Çok ama çok mutluyum. Hani o yüzden asla bir yere gitmeyeceklerden. Ve bir başka Jeffree Star'ımız Mini Controversy paleti. Bunu da Shane Dawson'la yapmış olduğu koleksiyonun bir parçasıydı. Biliyorsunuz bütün koleksiyonu zamanında satın aldım. Şöyle göstereyim. Kabı bu şekilde. Ve içindeki renkler de böyle. Hiç ama hiç kullanmadım. Çünkü yani benlik renkler değil. Dürüstçe söyleyeyim. Sırf şeyi aldığım için, işte o koleksiyonun tamamını aldığım için bende var. Sadece şuradaki renk birazcık garip. Zaten onu bir böyle swatchladım. O bunların hepsi. Ya eğer Jeffree Star olmasaydı bunu da dolaba koyabilirdim ama koymaya da kıyamıyorum. O yüzden bunu referansların arasına koyabilirim ama. Evet, bu mantıklı. Ve asıl Conspiracy paletimiz yine her yere kedi kılı uçtu. Shane Dawson'la olan asıl palet ve bence çok başarılı bir palet. Zaten Jeffree Star'ın bundan sonra başka başarılı bir paleti olmadı diye düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Yani yine şu üst kısmı bakarsanız mükemmel, çok güzel doğal makyaj yapabileceğiniz palet düzenlemesi. Alta bakacak olursanız herkesin, her göz renginin, her cilt renginin kullanabileceği yine renkler ama güvenli renkler diyebiliriz. Ortada ise hani eğer çılgınlık yapmak istiyorsanız neden olmasın? Böyle eğlenceli ve başarılı düzenlenmiş bir palet diye düşünüyorum. Yine favorilerimden biri. Bu alt kısım aslında böyle favorilerim. Hani koleksiyon bilmem ne. O şekilde bir düzenleme. Zaten fark ettiğiniz üzere böyle kabıyla falan duran tek paletler. Yoksa asla kaba dayanamam. Her şeyin kabını direkt elime aldığım gibi atarım. Ve son Jeffree Star paletim. Amerika'dan dönmeden önce de aldığım son palet. Yalan mı söylüyorum? Yalan söylüyor da olabilirim. Bloodlust paleti. Böyle çok güzel kadife bir yapısı var. Hemen açalım. Şöyle morların olduğu, morların, lilaların ağırlıkta olduğu bir palet. Yani gerek var mıydı? Gerçekten bunu almama açıkçası dürüst olayım gerek yoktu. Bu paleti her elime aldığımda da söylüyorum.
Ama şöyle de bir şey var. Gerçekten mor ve lilaları bu kadar güzel pigmentasyonda bulmak çok zor. Yani almış oldum. O yüzden de benimle birlikte hiçbir yerde gitmiyor. Ve bunda da çok farklı renkler var. Mesela şu Periwinkle Blue denilen şuradaki güzel renk. Ondan sonra şurada çok garip kirli bir gold var. Buradaki pembe de böyle çok arada bir pembe falan. Yani almış bulunduk. O yüzden bir yere gitmiyor. Bir yere hatta satsam mı diye düşündüm ama no, o kadar da değil. Ve son paletimize geldik buradaki. Hazır mısınız? Pat McGrath'ın Mothership 5 paleti. Hemen açayım. Zaten böyle çok havalı açılıyor. Ama ya bu Pat McGrath gerçekten mükemmel. Şöyle bir kabı var. Hani insanlar bunun çok kalın olduğunu söylüyor da. Yani bildiğiniz mücevher kutusu gibi. Şöyle göstereyim. Sertliğine inanamazsınız. Ne bileyim böyle bir... İşte Atasay'dan, Zen'den vesaire bir şey aldığınızda diyeyim. Bildiğiniz gerdanlık falan aldığınızda böyle bir kap veriyorlar. Belki yine bu kadar kaliteli değil. Bunun kabı bu şekilde ve hemen içini açıyoruz. Bu sırada bu Mothership serisinin hani bir sürü rengi var ama benim hala favorim bu. Sadece yalan söyledim bir dakika. Geçen sene bir seri çıkardı. Hani daha böyle pembeler, turuncular. O da bayağı güzel ama buradaki renkleri anlatamam size. Matları normal mat ama bu paletlerin özelliği şu 4 renk hep özel oluyor. Çok farklı bir formül. Hiçbir yerde görmediğim bir formül. Zaten şöyle hemen size swatch edeyim. Topper olarak da kullanabilirsiniz. Bakar mısınız? Şu zaten yanar dönerli bir şey. Şu topper olarak kullanılan bir şey. Yani çok dokunmak lazım. Böyle normal toz far ama ıslak gibi. Hani elinize ıslak gelmiyor ama görüntüsü ıslak gibi. Bunların hatta özel bir adı vardı. Celestial bilmem ne diyesim vardı sanki o değil. Neyse unuttum. Yani eğer bu paleti alırsanız şu son dörtlü renk hep özel bir formül oluyor. Haberiniz olsun. Bu da çok ama çok sevdiğim, çok güzel ve her zaman benimle olacak bir palet. Ya evet, o zaman 3. yerimizde bu şekildeydi. Bakayım aslında fena... Hadi bu video uzun olsun. Diğerini de fazla kısa kesmiştim. O zaman bu paletleri... Hani şurada bir tane çekmecem var. Birazdan göstereceğim size. Oraya yerleştirmeye çalışalım mı? Yani ne yapacağımı birazdan size gösteririm. Ya umarım sığar. Tabii ki de denemedim öncesinde. Birlikte sığdırmaya çalışacağız. Ve bunu da daha verimli bir şey için kullanacağım. Onu da kameraya alıp elime göstereyim size. Bu kat birazcık verimsiz oldu. Tek ayırdığım şey hani bu oldu. Gerçi birkaç tane hani referans yerine ayırdım. O da fena değil. Hani o gereksiz kalabalık önümden kalktı. Sayenizde başarılı bir makyaj temizliği daha geçirdim. Neyse tamam. O zaman haydi çekmeceme bakalım. Umarım sığar, sığarsa mükemmel, çok verimli bir gün olacak bugün. Şimdi şöyle göstereyim. Burası bu durumda ayırdığımız şeyler. Bu şekilde en alt kutuyu yerleştirmedim bile. Hani burada da işte referans olanlar ve ayırdıklarım üsttekiler hariç. Neyse öyle bir şeyimiz var. Şimdi diğer çekmeceye geliyorum. Bu çekmecemi hatırlarsınız birlikte düzenledik. Hani bütün pudralarım, aldıklarım vesaire böyle şeyler var. Ve bunun hemen yanında şöyle geleyim ve açamadım. Tek elle açamadım. Burada böyle bir kaos var. Diyorum ki şuradaki paletleri hani olduğu gibi buraya dizebilir miyim? Ve buradaki şeyleri de sınıflandırıp hani oraya koyabilir miyim diye. Hani daha verimli olacağını düşünüyorum. Çünkü burada her şey karışmış durumda ve hiç hoşuma gitmiyor. Onun haricinde bir sürü masamın üstünde. Hatta karmaşayı göstereyim. Şöyle duran bir sürü şey var. Hani bunların hepsi de şuradaki yerlere gider diye düşünüyorum. Ve bütün masamız da boşalır. Neyse planımız böyle. Bakalım uygulamada ne olacak. Tamamdır. Böyle oturup bir deneyelim şimdi. Olanları şu kenara atıyorum. Bunları sonra ayrıştırırım. Genellikle ojeler falan var. Bunları en alt kata kullanacağım. Koyacağım. Çünkü en az kullandığım şeyler. Böyle bakar mısınız daha ne olabilir? Takma kirpikler.
saçma sapan kaflar, peruklarım için olan bone ve yani yine gereksiz. Bakın buradan şey çıktı yani, vücut losyonu falan çıktı. Üf. Bayağı saçma ve alakasız kullanmayı unuttuğum şeyler var. Tamam. Bunları böyle koyalım. Wing Chun şeyim. Bunu ütüleyip yapıştırmam gerekiyordu. Ta seneler önce. Ama yapmadım. Şimdi Varence Beauty'nin bir tane kremi kalmış burada. Şu ojeleri yere koyayım. Ulan umarım hani far paletleri istediğim şekilde olur. Eğer öyle olursa çok başarılı olmayacak mı? Hepsi de sadece bir yere toplanmış olacak. Hani sevmiyorum işte, kat kat olunca hepsini göremediğimden kullanmıyorum. Veya böyle kolay mı gidiyor, aman elimin altında ne varsa diye. Ama no. No, yapmayacağım. Hepsini kullanacağım. Hepsini. Şu ojeleri de birlikte ayırmıştık hatırlıyorsanız. Bunu da yere koyayım. Ay evet, burası boşaldı. O zaman şunu bir alalım bakalım ve en üst kabından bir başlayayım. Sürükleyerek bir yanıma getireyim. Oh evet. Tamam. Bunlar da burada dursun. Bir ara bakarız. Şimdi burada ne kadar başlığımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani total 18 tane paletimi koyabilirim. Duruma göre daha fazla da alabilirim Ikea'dan. Yani deneyim, sadece denemek için çünkü şey yapmıştım. Şimdi şu yukarıdan bir başlayalım. Değil mi? Şöyle nelerimiz varsa. Mesela bu sığmadı. Bunu şöyle kenara koydum. Tati sığdı. Ups. Fenty. Huda. Tam Anastasyalar sığacak mı? Uuu sığdı. Bu da ağırlaşıyor giderek. Böyle görmek çok daha rahat diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Milani böyle sığabilir. Birazcık küçük geldi. Aa! Tamam, bir dakika size göstereceğim diye bütün paletlerim gidecek. Milani bütün dengemi bozdu. Şurada bir dursun şimdi. Tamam, deminki düşme durumumuza göre şöyle bir şey yapayım, size sadece hani dolabı göstereyim, burada yapacağım. Çünkü düşerlerse no, dayanamam. Hemen o yüzden açımızı değiştirelim. Thank you.
Evet, hazır mıyız? Dolabımızın son hali, o kaosu düzenledikten sonra bu şekilde bütün oradaki paletlerimi buraya sığdırdım. Böyle iki tane dizmiş oldum. Gayet başarılı bir dizim oldu yani. Burada daha uygun fiyatlı paletlerim var. Şu arkada hani kullanacağım zaman biliyorum. Büyük Jeffree Star'larım vesaire var. Burada ise işte Morphe'ler falan filan. Şurada da hep referans diye ayırdığım paletler. Yani benim için bayağı verimli bir şey oldu. Çünkü bildiğiniz şunu oturup bütün paletlerime ulaşabilirim artık. Diğer siyaha gelecek olursak da hemen şöyle göstereyim. Hani bu normal makyaj çantam, her gün kullandığım Project Pen ürünlerimin olduğu. Bunların hepsi masamın üstünde duruyordu ve tam bir kaostu. Artık burada duruyor, masamın üstü bomboş. Bu aşağı gelecek olursak da burada işte hani saçıma veya makyaj yaparken yüzüme, cilt bakımı yaparken yüzüme taktığım şeyler falan var genellikle. Bu en altta ise gördüğünüz gibi birazcık karanlık ama tırnak ürünlerim var. Ve hepsini sadece ya yani hepsini şu kutuya sığdırdım. Biliyorsunuz oje ayıklama videomu da izlediyseniz aslında çok daha fazlaydı ama bir posta daha yani yarı yarıya indirdim. Burada da bütün tırnak ürünlerim var. Ya yani özetle böyle verimli bir şey olmuş oldu. Bence çok başarılı. Ya o zaman evet, sayenizde bütün makyaj ürünlerimi, paletlerimi, hani makyaj masamı toparlamış oldum. Of, bugün de yüzüm çok iyiymiş. Birazcık zaman aldı. Hani birkaç gün içerisinde aslında toparlayabildim. Ama sonuçlardan memnunum. Yani her şey elimin altında, masamın üstü boş. Başarılı bir çalışma oldu. Ve bu serimiz de burada sona erdi. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.